Kıymetli arkadaşlar merhaba. Acemi testimizin ilk sorusu noktasal ışık kaynağı engel perde ile şekildeki sistem kuruluyor. Buna göre perdede oluşan gölgenin şekli nasıl olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kaynaktan çıkan ışınlar bakın üçgen şeklinde bir cismimiz var. Uç noktalarını ışınlar çizdiğimizde daha bir büyük üçgen olacak şekilde şöyle yukarıda bir gölgesi elde ediliyor. Yine alttaki de buradaki e, kesit alanına göre diyelim daha büyük olacak şekilde alt tarafta bir gölge elde edilmiş oluyor. Bakın burada tam gölge elde ettik ve e, ekranda perdede oluşan gölgenin şekli şu anki cismin e, yani engelin şeklinin daha büyük hali olmuş oluyor. Birebir aynısı ve daha büyük hali olmuş oluyor ve cevap bundan dolayı da C seçeneği doğrudur diyeceğiz. İkinci sorumuzda K1, K2 noktasal ışık kaynakları ile saydam olmayan küresel engel getirince uzun bir perde önüne şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre işlemlerinden hangileri yapıldığında perde oluşan yarı gölgenin alanı azalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere K2 kaynağımız engele yakın olduğu için onun kapattığı bölge büyük olduğu için bunun oluşturduğu gölge daha büyük bir alana sahip oluyor. Burayı şöyle tarıyorum. Sonra ikinci, birinci kaynağımız daha uzakta olduğu için kapattığı bölge daha dar olduğundan dolayı ikisinin ortak kapattığı bölge tam gölge olmuş oldu orta kısım dışta kalan bölgede yarı gölge olmuş oldu. Peki tam gölgenin sınırlarını belirleyen kim? Yarı gölgenin sınırlarını belirleyen kim arkadaşlar? Bakın K2 şöyle çizersem yarı gölgenin sınırlarını en dış sınırını K2 belirliyor. Buna göre K2 ışık kaynağını K1'e doğru yaklaştırmak. Şimdi K1'in yerini değiştirmiyoruz. O zaman tam gölgenin yeri de büyüklüğü değişmiyor. K2'yi sola çektiğimizde yani cisimden uzaklaştırdığımızda dış gölgenin sınırları küçülüyor. Yani yarı gölgenin alanı azalıyor arkadaşlar. Birincisi olur. 2. K2 ışık kaynağını engele yaklaştırmak. Şimdi K2 ışık kaynağını engele yaklaştırdığımızda yani buraya getirdiğimizde bu sefer kapattığı bölgenin alanı artıyor. Yani en dış e, yarı gölgenin alanı büyümüş oluyor. Bu yarı gölgeyi artırır. Bir, az, biz azaltmaya çalışıyorduk. Perdeyi engelden uzaklaştırmak. Perdeyi arkadaşlar daha uzak bir noktaya götürdüğümüzde bakın bu ışınların devamlarını çizersek genişliyor. Yine genişliyor. Yani hem tam hem de yarı gölgenin alanı her ikisi de arkadaşlar uzağa gittiğimizde her ikisinde artmasından dolayı her ikisi artar dememiz gerekiyor. Ama biz yarı gölgenin alanın azalmasını istiyoruz. Bu da olmaz. Bundan dolayı cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı. Üçüncü sorumuz yarı çapları sırasıyla 2R, 3R olan kavile kürelerin merkezlerine ışık şiddetleri 3I, 2I olan noktasal ışık kaynakları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Kabile kürelerinin iç yüzeylerindeki toplam ışık akıları sırasıyla fi ka fi olduğuna göre fi φl bölü fi oranı nedir? Arkadaşlar küresel bir cismin içine konulan kaynağın iç yüzeyde oluşturduğu ışık akısı 4 pi i ile bulunur ve yarıçapa bağlı değildir. Bundan dolayı da fi ve fi ayrı ayrı arkadaşlar yazmak istediğimizde 4 pi I'ya baktığımızda 3 ı yarıçapına bakmıyoruz. Diğeri de 4 pi ımız 2 ı olduğu için oranladığımızda 4 pi'ler gitti. 3'ün 2 oranı çıktı. Yani cevap bundan dolayı D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Beşinci sorumuz birim karelere bölünmüş düzlemde bulunan KLM cisminin düz aynada görüntüsü nasıl olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar düz aynada simetri bir görüntü elde edilecek. Tabi cisim üzerinde noktalar tayin edip o noktaların görüntülerini alıp sonra birleştirmek kolay oluyor. K noktasının görüntüsü burada K üssü. Yine L noktasının görüntüsü burada L üssü. M noktasının görüntüsü de 2 birim uzaklığında şurada M üssü şeklinde yazarsak K'dan L'ye L'den M'ye çizip bakın simetrik bir görüntüsünü elde etmiş olduk. Cevap Buradaki C seçeneğindeki gibi olmalı diyeceğiz. 6. sorumuz x ve y düzlem aynalarının arasına p ışıklı cismi şekli gibi yerleştirilmiştir. P cisminden çıkan ışınların önce x sonra y aynasında yansıdıktan sonra oluşturduğu görüntü aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Bakın önce x sonra y dediği için x aynasındaki görüntüsünü alıyorum. Hemen uç noktasının görüntüsü burada. Yine arka kısmının görüntüsü de eşit uzakta burada çizdim. Yani x aynasında görüntüsü bu arkadaşlar. Şimdi bunun bir de y aynasında görüntüsünü alıyorum. Y aynasında 2 birim uzaklıkta uç noktası var. Yine 3 birim uzakta y noktası olduğu için uç noktası burası. Yani görüntüsü y aynasında bu şekilde olmalı arkadaşlar. Bu da cevaplarda c seçeneğindeki gibi olur diyeceğiz. O noktası etrafında serbestçe dönebilen bir düzlem aynanın önüne X ışıklı cismi şekildeki yerleştirilmiştir. Aynı ok yönde 90 derece döndürüldüğünde X ışıklı cisminin görüntüsü aşı nerede, nereden nereye gelir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın ilk önce bu ışıklı cismin görüntüsüne baktığımızda şurası kök 2, kök 2 bölü 2, yine kök 2 bölü 2, kök 2 dediğimizde 3 arkadaşlar şu an. E ne yapacak? 90 derece döndürüyormuşuz bakın. 90 derece döndürdüğümüzde aynamız ee, şöyle bir pozisyona gelmiş olacak 90 derece dönerse şu şekilde. E, o zaman e, buradaki görüntü ilk cisminin görüntüsüne baktığımızda aynanın uzansını çizersem şu şekilde ne yapıyor? Buradaki ilk cisminin görüntüsü eşit ve dik uzaklık çizdiğimizde 5 nolu görüntüye dönüşüyor. E neredeydi? 3'teydi. Nere geldi? 5'e geldi. 3'ten 5'e gelmiş. Cevap D seçeneği olmalı. 8. ve sonuncu sorumuz birim karelere bölünmüş düzlemde bulunan düzlem aynaya G noktasından bakan gözlemci hangi noktaların görüntüsünü aynada görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu tür sorularda gözün haricindeki tüm noktaların görüntülerini alalım. Aldım. K'nın görüntüsü burada. K üssü L'nin görüntüsü burada. L üssü M'nin görüntüsü burada. M üssü şeklinde yazdığımızda göz aynaya baktığında bakın görüş alanını şöyle çizebiliriz. Aynanın uç noktalarından devam edelim. Yine böyle devam ettiğimizde bakın ne oluyor karşımıza? Görüş alanı içerisinde K ve L noktalarımız var. Görüş alanı dışında M noktası olduğu için M'yi göremez. K ve L'nin görüntülerini aynanın içerisinde görebilir. Onun için cevap D seçeneği doğru olur deriz. Evet testimizi bu şekilde bitirdik. Diğer testimize görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, çapta kalın.